Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Kimyasal tepkimelerin sembol ve formüller yardımıyla ifade edilmesi kimyasal denklemlerle yapılır. Doğru bir ifade, bir tane örnek yapalım mesela. Karbon ile oksijen tepkimeye girsin ve karbondioksit gazı oluşsun. Şimdi karbon oksijeni tepkime girip karbondioksit gazı oluşturması bir olaydır. Bu olayı, bu kimyasal olayı ifade eden denklemse işte bu verilen denklemdir. Bu denklemde gördüğünüz gibi sembol, formül kullandık. Ve ne yaptık? Girenlerin ürünlere dönüşümünü anlattık. Yani olayın seyrini de ifade ettik. Bu anlattığımız, yani bu yazdığımız ifadeler bizim gerçekleşen olayı anlatan kimyasal denklemimizdir. Kimyasal denklemlerde atom türü ve sayısı değişmez. Evet, karbon burada kaç tane ise burada da o kadar olmalı. Oksijen kaç tane ise yine o kadar olmalı. Yeni bir atom türü ortaya çıkmaz. Atomun adedi de değişmez. Sadece atomlar var olan bağlarını kırar, yerine yeni bağlar oluşurlar. Yeni bağlar oluştururlar. O yüzden kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı daima korunur. Tepkimeye girenlerin ve ürünlerin kimyasal yapısına ve tepkimenin gerçekleşme biçimine göre tepkimeler sınıflandırılabilir. Evet, mesela benim burada yazdığım tepkime bir yanma tepkimesi. Ama şöyle de bir tepkime de olabilirdi bakın. Hidrojen klorürün sulu çözeltisi ile sodyum hidroksitin sulu çözeltisi birleşip sodyum klorür suda ve H2O sıvısı çıkarabilirdi. Bu yukarıdaki tepkimeden farklı türde bir tepkimeydi. Bir kere sulu ortamda gerçekleşiyor. Artı bu maddelerin bazı kimyasal özellikleri var ve oluşturduğu yapılarında bu kimyasal özelliklerin sonucunda meydana geliyor. Bu farklı iki tepkime türü aslında olmuş oluyor. Ama temel şart hala aynı. Tepkime giren atom türü ve sayısı korunmalı. Ama farklı tepkimeler olduğu için farklı şekilde sınıflandırabiliriz biz bu tepkimeleri. İleride bunları daha detaylı göstereceğim. Cevap bu nedenle E seçeneği olacaktır. Kimyasal denklemler için ifadelerinden hangileri doğrudur? Tepkimelerin gerçekleşme yönü ok ile belirtilir. Bakın şu tepkimede mesela N2 ve 3 tane hidrojen gazı birleşip 2 tane NH3 gazı oluşturduğunu düşünelim. Bakın ifade ederken bile şunu söyledim. N2 gazıyla H2 gazının tepkimeye girip NH3 gazını oluşturacağını söyledim dikkat ederseniz. Ok bu tepkimenin gerçekleşme yönünü söylemiş oluyor. Tepkimeye bunlar girdi ve bu oluştu. Tepkimeye giren maddelerin halleri parantez içerisinde sembol veya formüllerin altına yazılır. Evet, bu gördüğünüz bir formül. Bu formülün altında hali yazılıyor dikkat ederseniz. Yine buralarda da var. Sembol de olabilirdi. Sembol biliyorsunuz atomlar sembolle gösterilir. Moleküller ve bileşikler formülle gösterilir. Mesela şöyle bir tepkime olsaydı. Bu tepkimede de şöyle devam edelim. Yine halleri altına yazdım. Sembolün altına da halini yazarım. Tepkimenin gerçekleştiği sıcaklık, basınç veya yardımcı maddeler ok üzerine belirtilir. Bakın tepkimelerde eğer katalizör kullanılıyorsa veya tepkime belli bir spesifik sıcaklıkta gerçekleşiyorsa ya da basınçta bunlar okun üzerinde yazılarak belirtilir arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi oluşum yani sentez tepkimesidir? Şimdi sentez tepkimelerinde yani oluşum tepkimelerinde şunu gözeteceksiniz. Küçük yapılar birleşecek ve büyük yapılar oluşturacak. Ama bu büyük yapı arkadaşlar tek tür olacak. Yani küçük yapılar birleştiğinde birden fazla sayıda eskisine göre büyük yapılar da oluşabilir. Ama biz onu kabul etmiyoruz. Küçük yapılar birleşecek ve tek tür büyük yapı oluşacak. Burada tam tersi olmuş aslında. Büyük bir yapı küçük yapılara parçalanmış. Bu o zaman oluşum tepkimesi olamaz. Bakın burada küçük yapılar birleşmiş ve tek tür büyük yapı oluşturmuş. O zaman bu oluşum tepkimesi olur. Burada ise büyük bir yapı daha küçük yapılara parçalanmış. Bu bir analiz tepkimesidir. Burada iki yapı birleşmiş, yine iki yapı oluşmuş. Bu zaten tek türün oluşamadığı için burada sentez yine olmaz. Burada da iki tür yapı oluştuğu için yine sentez tepkimesi olmaz. Cevabımız B çıktı. Aşağıdakilerden hangisi analiz tepkimesidir? Analiz tepkimesi ise arkadaşlar büyük bir yapının daha küçük yapılara parçalanması tepkimesidir. Burada iki küçük yapı tek tür büyük yapı oluşturmuş. Bu sentez tepkimesidir. Analiz değildir. Analiz bu arada aynı zamanda ayrışma tepkimesidir. Burada ise iki yapı birleşip yine iki yapı oluşturmuş. Bu bir analiz veya sentez değil. Burada tek bir yapı daha küçük parçalara ayrışmış. Dolayısıyla bu bir analiz tepkimesi. Bakın burada da aynısını düşünebilirsiniz. Tek bir yapı daha küçük parçalara ayrılmış diye düşünebilirsiniz ama bu gerçekleşen olay kimyasal bir olay değildir. Tuzu suda çözmüşsünüz. Analiz tepkimeleri, sentez tepkimeleri kimyasal olaylardır. Dolayısıyla biz potasyum klorürü suya atıp potasyum ve klorür iyonlarını ayırdığımızda kimyasal bir olay gerçekleştirmemiş oluruz.
Hayal edin şimdi. Önünüzde bir bardak su var. İçerisine biraz potasyum klorür tuzu attınız. Bir tuz yani bu. Attınız, içeride çözündü. Peki bu çözünme acaba fiziksel mi kimyasal mı? Onu düşünüyorum şu anda. Bu çözündü. Bir süre bekleyelim. Sonra tamamen çözünsün yani. Sonra içerisindeki suyu buharlaştıralım. Su buharlaşınca tuz tekrar dipte oluşacak mı? Evet, oluşacak. Peki suyun buharlaşması olayı fiziksel değil mi? Fiziksel bir olay. Maddenin yani tuzun suda çözünmesi fiziksel bir olay ki tekrar suyu buharlaştırıp tuzu elde etmeniz de fiziksel bir olay. Yani geri dönüşünüz de fiziksel oldu. Suyu buharlaştırdınız ve tuzu elde ettiniz. Suyu buharlaştırmak fiziksel bir olay. O halde tuzun da suda çözünmesi fiziksel bir olaydı. Fiziksel bir olay olduğu için analiz tepkimesi olamaz. Evet, büyük bir parça daha küçük yapılara ayrışmış ama olay kimyasal bir olay değil. Unutmayın, tuzların suda çözünmesi fiziksel bir olaydır. Kimyasal bir olay değildir. Bu nedenle analiz tepkimesi olmaz. Alttakine bakalım. İki yapı birleşmiş daha büyük bir şey oluşturmuş. Bu ise sentez tepkimesidir. Cevabımız C seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi yanma tepkimesidir? Yanma tepkimesi bir maddenin O2 ile yani oksijen molekülü ile tepkimeye girmesi sonucu meydana gelir. Peki yanma için bazı şartlar gereklidir. Bunu ek bilgi olarak vereyim. İleride karşınızda yine çıkacak. Birinci temel şart yanıcı bir maddeye ihtiyacınız var. İkincisi yakıcı bir madde gerekli yanmanın gerçekleşmesi için. Bu O2'dir. Üçüncüsü ise şöyle bir soru sorayım. Şu an bulunduğunuz ortamda muhtemelen kağıt vardır. Oksijen de vardır. Bu oksijenle kağıt bir aradayken neden yanmıyorlar? Neden tepkimeye girmiyorlar? Çünkü henüz yanmanın başlaması için gerekli enerjiye sahip değiller. Siz bir çakmakla kağıda yaklaşırsanız çakmak ısı verecektir yani enerji. Çakmağın vereceği bu enerjiyle kağıt tutuşmaya başlayacaktır. Demek ki yanıcı ve yakıcı maddenin bir arada olması sadece yanmaya yetmiyor. Yanıcı ve yakıcı maddenin bir arada olması ve bir de yeterli enerjinin de ortamda bulunması gerekiyor. Yanma için 3 temel şart var. Yanıcı, yakıcı ve tepkimenin başlaması için gerekli olan enerji. Bir ek bilgi daha. Tüm yanma olaylarından alev çıkmaz. Kağıdı yakarsanız evet alev çıkar ama solunum da bir yanmadır. Solunum yaptığımızda vücudumuzdaki besinleri yakarız ama alev çıkmaz değil mi? Demirin paslanması, gümüşün kararması bunlar yanma olaylarıdır ama bunlardan da alev çıkmaz. Şimdi şeye bakalım, ilk öncüle bakalım, ilk şıkka. Demir oksijenle tepkimeye girmiş O2 ile dolayısıyla yanmış. Bu aslında demirin paslanmasıdır aynı zamanda. Ve burada da alev çıkmaz. Aşağıdakilerin hiçbir arkadaşlar oksijenle tepkimeye girmemiş. O nedenle hiçbiri yanma tepkimesi değil. Cevabımız A olur. Aşağıdakilerden hangisi asit baz tepkimesidir? Asit baz tepkimesi için arkadaşlar asiti ve bazı tanımak gerekiyor aslında. Ben ünlü asitleri size burada yazayım. Bu işinize yarayacaktır bayağı. Hidrojen klorür ünlü asitlerden biridir. Hidrojen florür yani karşılaşabileceğiniz asitler bunlar. Hidrojen iyodür, hidrojen bromür ve nitrik asit yani kezzap, sülfürik asit yani zaç yağı, karbonik asit, asetik asit yani sirke asiti, formik asit yani karınca asiti. Bunlarla çok karşılaşırsınız arkadaşlar. Bir de belki karşınıza çıkar onu da yazayım. Fosforik asit. Şimdi bunlar ünlü asitler. Bir de ünlü bazlar var. Onlara bakalım. Sodyum hidroksit, sut kostik, potasyum hidroksit, potas kostik. Ben bu arada yaygın adlarını da söylüyorum dikkat ederseniz. Lityum hidroksit çok çıkar karşınıza. Kalsiyum hidroksit çok çıkar. Kalsiyum hidroksit sönmüş kireçtir. Alüminyum hidroksitle de karşılaşabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şu var. Amonyak. Amonyağın içerisinde OH olmamasına rağmen amonyak bazdır. Bunu da unutmayın. Dikkat ederseniz metal olmak için baz olmak için metale OH'ın bağlı olması gerekiyor. Amonyakta bu şart yok. Asitlerde de yine dikkat ederseniz hidrojen hep başta yer alıyor ama organik asitlerde gördüğünüz gibi şu karboksil kökü asit olmayı sağlıyor. Başta hidrojen yok ama organik asitlerde bu kök maddenin asit olmasını sağlıyor. Bunlar da ek bilgilerdi. Şimdi asit baz tepkimesi olabilmesi için bir asite bir baz tepkimeye girmeli. Bakalım burada tuz var. Bu değil. Burada da yine bir tuz var. Bu da olmaz. Bakın bu asit fosforik asit. Meyvelerde bol miktarda bulunur bu. Yani birçok meyvede vardır öyle söyleyeyim. Gıdalarda koruyucu olarak da kullanılır. Sodyum hidroksit ise arkadaşlar sut kostik bazdır. Dolayısıyla bu ikisi
asit-baz tepkimesini gerçekleştirecektir. Asit-baz tepkimelerinden ne oluşur? Tuz ve su oluşur. Unutmayın ki bir asit-baz tepkimesinden eğer su çıkmıyor ise, sadece tuz oluşuyor ise o tepkime nötralleşme değildir. Ama asit-baz tepkimesinden tuzun yanı sıra su çıkıyorsa bu tepkime aynı zamanda nötralleşme tepkimesidir. Yani C'de verilen tepkime hem asit-baz tepkimesidir, su çıktığı için hem de nötralleşme tepkimesidir. Su çıkmayacak dediğim asit-baz tepkimesi şu denklemden başkasıyla karşılaşmazsınız. Bakın onu belirteyim. Hidrojen klorürle amonyak ama ikisi de gaz halinde olacak. Buna lütfen dikkat edin. Ortamda OH olmadığı için su çıkamayacak. Amonyum klorür katısı çıkacak. Evet bir asit, evet bir baz, tuz oluştu ama su yok. Dolayısıyla bu bir nötralleşme tepkimesi değil. Ama asit-baz tepkimesi. Ama nötralleşme değil. C şıkkındaki ise hem asit-baz tepkimesi hem nötralleşme tepkimesi arkadaşlar. Çünkü su da oluştu. Aşağıdaki tepkimelerde asit ve bazın tepkimeye girme durumu yok. Cevabımız C olacaktır. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi çözünme çökelme tepkimesidir? Çözünme çökelme tepkimesi ile ilgili ben size şurada bir ek bilgi vereyim arkadaşlar. Sonra dönüp soruyu yapalım. Bakın. Şöyle anlatayım hiç unutmamanız için çizerek anlatacağım. Aklınıza kalıcı olsun. Şimdi iki tane sulu çözelti karıştıracağım. Bu sulu çözeltilerden birinde gümüş nitrat sulu çözeltisi olsun. Diğerinde de sodyum klorür sulu çözeltisi olsun. Suda. İçeride hangi iyonlar var? Ag artı NOH eksi yani nitrat, sodyum artı ve klorür eksi. Biz bu ikisini karıştırdığımızda şöyle bir olay meydana geliyor. Olayın ne olduğunu ben size söyleyeceğim. Sizin tahmin etmeniz gerekmiyor TYT için. Gümüş iyonları geldi sol kaptan. Sağdaki kaptan klorür geldi. Soldaki kaptan nitrat geldi. Sağdaki kaptan da sodyum iyonları geldi. Ve bir süre sonra gümüşle klor birleşti ve dibe çöktü. Ve dipte gümüş klorür katısını oluşturdu. Bakın, iki sulu çözelti karıştırıldığında eğer dipte bir katı oluşuyor ve maddelerin bir kısmı hala suda çözünmeye devam ediyorsa bu çözünme çökelme tepkimesidir. Ama ben bu şekli çizmeyi şunun için yaptım arkadaşlar. Şunu da size öğretmek istiyorum. Çökelmeyi veren iyonların birleştiği tepkime yani çökelmeyi gösteren iyonik tepkime. Gümüş artı ile klor eksi bir değil mi? Ne çökeliği oluşturuyorlar? Gümüş klorür katısı. İşte biz bu denkleme net iyon denklemi diyoruz. Net iyon denklemi. Yani çökelmeyi veren iyonik denklem. Peki dikkat ederseniz sodyum ve nitrat çökelmeye karışmadı. Bunları ise seyirci iyonlar diyoruz. Seyirci iyonlar. Şimdi bu tepkimeyi, bu gerçekleşen olayı daha doğrusu bir tepkime denklemiyle ifade edelim bakın. Gümüş nitrat vardı suda. Artı sodyum klorür geldi suda. Ve gümüş klorür katısı oluştu söyledik. Artı sodyum nitrat suda. Şimdi bu yazdığım denklem arkadaşlar buradaki olayı anlatıyor. Bakalım iki sulu çözelti karıştırıldı söyledik. Gümüş klorür katısı çöktü demek. Ve suda kalan iyonlar ise seyirci iyonlar olacaktı değil mi? Öyle söylemiştik. Şimdi size bunu verdiği zaman hemen ürünlerdeki katıyı oluşturan iyonik denklemin net iyon denklemi olduğunu, ürünlerdeki iyonların da seyirci iyonlar olduğunu mutlaka aklınıza getirin. Bir tepkimenin çözünme çökelme tepkimesi olup olmadığını anlamak çok kolay. Suda suda, katı suda görüyorsanız da çözünme çökelme tepkimesi olacak. Şimdi bize verilen soruda bakın suda, suda, katı ve suda. Dolayısıyla bu bir çözünme çökelme tepkimesiymiş. İlk tepkime bir analiz tepkimesi dikkat ederseniz. İkinci C şıkkında verilen tepkime bir yanma. D'de verilen yine bir analiz. E'de verilen bir çözünme tepkimesi arkadaşlar suda. Bu bir fiziksel olaydır. Bunu da unutmayın. Tuzun suda çözünmesidir. Cevabımız B çıktı. Yukarıdaki tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur? Lütfen şuna dikkat edin. En küçük tam sayılarla denkleştireceğiz. Temel kuralımız şuydu. Tepkimeye giren atom türü ve sayısı ürünlerdeki atom türü ve sayısıyla aynı olmalıydı. Şimdi burada denklemi denkleştirirken de bir de şuna dikkat edin. İlk önce metal varsa ortamda metali denkleştirin. Eğer metal yoksa hidrojen ve oksijen dışındaki ametali denkleştireceksiniz. Daha sonra hidrojeni denkleştirip daha sonra da oksijeni denkleştireceksiniz. Peki bakalım. Kaç tane karbon var? Metal olmadığı için hidrojen ve oksijen dışındaki ametalle başlıyorum. 3 tane. O halde bunun katsayısı 3 olmalı. Peki sıra hidrojende. Kaç hidrojen var? 7, bir daha 8. Burada ise 2 tane var. O zaman bunun katsayısı 4 olmalı ki 8 tane hidrojen olsun. Peki kaç oksijen oldu burada? 6, 4 daha 10. 1 burada,
Geriye ne kaldı? 9. O zaman bunun katsayısı kaç olmalı? 9 bölü 2 olmalı arkadaşlar. Ama bize ne diyordu? En küçük tam sayılarla. O halde bütün denklemi şu 2'den kurtarabilmek için hepsini 2 ile çarpmalıyım. 2 ile çarptığımda denklem şu hale gelir. 2 tane C3 H7 OH. Çünkü tam sayı çevirmem lazım. Onu istiyor benden. Unutmayın bakın. Bu çok düşünen bir tuzak. İkiler sadeleşti. 9 tane O2, 6 tane karbondioksit ve 8 tane su oldu. Şimdi ürünlerin katsayıları toplamını istiyordu bizden. 6 artı 8 ne olacaktır? 14. Cevabımız E seçeneği olur. Bir kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Bunu kütlenin korunumu kanununda da gördünüz daha önceki bölümlerde. Tepkimede elektron alışverişi gerçekleşebilir. Evet, bir madde diğerine elektron verebilir. Dolayısıyla diğeri de elektron almış olabilir. Olur. Ama arkadaşlar toplam elektron sayısı değişmez. Bunu unutmayın. Yani bir madde diğerine elektron verir. Tamam, o elektronu alır. Ama toplamda sistemin içindeki elektron sayısı değişmez. Peki elektron alışverişi gerçekleşebilir. Tepkimeye giren toplam atom sayısı ürünlerdeki toplam atom sayısından fazla olamaz. Bakın fazla olabilir diyor, fazla olamaz. Ne demiştik? Temel kurallardan biriydi. Tepkimeye giren atom türü ve sayısı ürünlerdeki atom tür ve sayısıyla aynı olmak zorundaydı. Tepkimede molekül sayısı artabilir. Mesela şöyle bir şey yapalım. Örneğin NH3 gazından biz N2 gazı ile H2 gazı elde edelim. Tepkimeyi denkleştirmek için şuraya 2, şuraya 3 yazıyorum. Bakın 2 tane molekül vardı. Bir molekül bu oluştu, 3 molekül de bu oluştu. 2 molekülden toplam 4 molekül oluştu. Yani molekül sayısı artabilir. Azalabilir molekül sayısı bu arada. Onu unutmayın ama toplam atom tür ve sayısı değişmez. O nedenle tepkimede molekül sayısı artabilir. Doğru. Farklı fiziksel haller gözlenebilir. Mesela kalsiyum karbonat yani kireç taşını eğer ısıtırsanız sönmemiş kireç elde edersiniz ve bir de karbondioksit gazı elde edersiniz. Bu tepkimeyi bilin, TYT'de bu tepkimede başlı başına çıkabilir. Bunların isimlerini bilin. Kireç taşı, sönmemiş kireç ve karbondioksit. Katı haldeydi, gaz haline bir ürün oluştu. Yani fiziksel halde değişebilir. Cevap C seçeneği olur. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin türü karşısında yanlış verilmiştir? Şimdi bir maddenin oksijen ile tepkimeye girmesi yanma tepkimesidir. Dikkat ederseniz büyük bir madde daha küçük maddelere ayrışmış, bozulma tepkimesi olmuş. Yani analiz olmuş aslında. Suda, aqua suda demektir arkadaşlar. Suda suda, katı suda görürsek ne diyecektik? Çözülme çökelme tepkimesi. Bu bir asit, bu da bir baz dikkat ederseniz. Tuz ve su oluştu. Asit baz tepkimesi aynı zamanda su oluştuğu için nötralleşme tepkimesi de denir. Sentez tepkimelerini de unutmayın. Küçük yapılar birleşip tek tür ürün oluşturacaktı. Burada iki tür ürün var. Dolayısıyla bu sentez tepkimesi olmayacaktır. Yanlış olan E seçeneğidir arkadaşlar. Yukarıda verilen tepkimede X ile gösterilen madde aşağıdakilerden hangisidir? Bir tepkimede toplam atom tür ve sayısı mutlaka korunmalı diyorduk. O halde atom tür ve sayısının iki tarafta da eşit olması bilgisine dayanarak X'in formülünü bulalım. Burada bir tane alüminyum var. Burada hiç alüminyum yok. O zaman buraya bir tane alüminyum gelmeli. Kaç tane sodyum var? 3 tane sodyum var. Sağda hiç sodyum yok. O zaman bir sodyum ama 3 tane sodyum gelmeli. Çünkü adetleri de eşit olması lazım. Peki kaç hidrojen var burada? 3. Burada kaç tane var? 3 bölü 2. 3 bölü 2'yi 2 ile çarparsanız 3 çıkar. Hidrojen demek ki X'in içerisinde yok. Çünkü iki taraftaki hidrojen zaten eşit. 3 tane oksijen var. Sağda oksijen yok. O zaman burada oksijen olmalı. O3. Yani bileşim bir tane alüminyum, 3 tane sodyum, 3 tane oksijen içermeli. O nedenle cevabımız D olur. Aşağıdakilerden hangisi analiz tepkimesidir? Yani büyük bir parça daha küçük parçalara ayrışacak. Bakın burada su sıvı halden buhar hale geçmiş. Bu buharlaşmadır. Büyük bir madde küçük parçalara ayrışmadı. B'de de böyle bir durum yok. C'de de yok. Ama D'ye bakarsanız bu büyük yapı daha küçük parçalara ayrılmış. Bir analiz yapılmış burada demektir. Burada da bir atom sadece hal değiştirmiş. Cevabımız D çıktı arkadaşlar.